Türkiye'de tasarruf yapılacaksa işlevsel, hiçbir kar olmayan ve banka nezdinde bir karşılığı olmayan zombi şirketlere aktarılan paraları bir kere keseceksin. İşte KGF'di, bilmem neydi, kredisi, neyse. Hemen arkasından 1,5 Bir trilyon dakika, lira. burayı hemen geçmeyin. Bu çok önemli. Zombi şirketler derken bu açalım biraz. Kimler bu zombi şirketler? Yani Zombi şirketler, kim karı derken şey, hani olmayan. Ali Veli deyin demiyorum da hani şey olarak söyleyin. Bunlar piyasada herhangi bir şekilde banka nezdinde kabul görmeyen ve görmeyecek olan firmalar. Yani Biz eksi onlara kamu bilanço diyeyim sana. bankalarından mı kredi verdik? Genelde kamu bankalarından alıyor. Zaten bu aktarılan paraların kesilmesi lazım. Bir. İkincisi çok önemli bu Yani zaten zombi şirket. ağırlıklı olarak kamu bankalarından bahsediyoruz. Tabii onu da zaten herkes alamıyor. Mesela benim şirketim alamaz. Örnek veriyorum. Neden? Çünkü öyle bir kontağın yoktur. O şekilde bir bağlantın yoktur, alamazsın. Ama şimdi burada isim vermek istemiyorum. Kalkıp Ziraat Bankası, ziraat için, tarım için, köylü için, çiftçi için çalışması gereken Ziraat Bankası kalkıp da bir medya şirketinin patronuna 750 milyon dolar kredi verebiliyor. Örnek veriyorum. Yani bu senin işin değil. Ve bunu tekrardan devletten tahsis edilen bir araziyle borcu kapattıklarını iddia ediyorlar. Şimdi bu birincisi bir kere. Zombi şirketlere aktarılan para. İkincisi 1,5 trilyon yandaşlardan vergi kesintisi yapıldı. Bak 1,5 trilyon lira. TL. Yani evet 1,5 trilyon lira vergi kesintisi yapıldı. Ya Şimdi şu arabaları zaten satsa o kadar etmiyor ki zaten. bak şu anda kamudaki bütün araçları sat. Her şeyi elden çıkar. Tasarruf yapacağım de 5,5 milyar dolarlık bir kasana nakit girişi oluyor. Bak 5,5 milyar dolar. 1,5 trilyon lira yandaşlardan vergi kesildi. Yani hem usulsüz bir şekilde sen ihale alıyorsun, buradan bir kar elde ediyorsun, yapman gereken rakamın belki 2, belki 3 katı para kazanıyorsun, hem de devlete, millete vergi vermen gerekiyor. Vermen gereken vergi siliniyor. Şimdi adalet bunun neresinde? Hani Adalet ve Kalkınma Partisi ya, bu adalet kısmının bence hiçbir işlevselliği yok. Hani ne gelirde bir dağılımında bir adaletin var senin, ne vergi toplamada bir adaletin var. Yandaştan kestikten sonra ne yapıyorsun? Diyorsun ki ya zaten diğerleri gariban, bunlardan vergi alamayız. Yapıştır dolaylı vergiye. OECD ülkelerinde %35, %36 olan dolaylı vergi bizde %71'lerde şu anda. Yazık değil mi millete? Yani cebinde 10 milyon dolar olan adam da aynı vergiyi ödüyor. Cebinde 100 TL'si olan çocuk da aynı parayı ödüyor. Vergiyi ödüyor. Böyle bir vergi dağılımının içerisinde hala sen kalkıyorsun diyorsun ki istikrarımız devam edecek. Yeni Türkiye, ya yeni Türkiye buysa ben almayayım, alana da mani olmayayım yani. Peki bak Murat Bey sana demiş ki hocam birkaç madde çözüm önerilerinizi söyler misiniz? Selamlar, saygılar. Şimdi bir kere her şeyden önce ben bunu daha önce de söylemiştim. Tekrardan da yineleyeyim seve seve. Şimdi bir kere AKP'nin önünde bir iktidar süresi var 2028'e kadar. Ben Bence diyorum sürmez ki o kadar ama. bence de sürmez. 2025'in sonunda emekli olmaya başladıklarında milletvekilleri erken seçime gidilecek. Benim şahsi fikrim bu. Bence Ama de. 28'e kadar şu anda reel olarak bir süresi var yani resmi anlamda. Bir kere her şeyden önce bu millet bir acı çekecek. Bak bu çekilen acı değil. Bir acı çekilecek, bir fatura ödenecek. Yani AKP'nin başarısızlıkları, liyakatsizlikleri, har vurup harman savurması, kamu özel işbirliği projelerinde yaptığı gereksiz projelerin karşılığını biz millet olarak ödeyeceğiz. Ben de diyorum ki kardeşim bu insanları artık bu ülkeyi üretim ekonomisine döndürtün. Üretim ekonomisine dönmeli. Yani artık kendi ekmeğimizi yaptığımız buğdayı, susamı biz dışarıdan ithal etmemeliyiz. Bugün bakıyorsun 2 dolara, bak 65 TL'ye dışarıdan Sırbistan'dan et ithal ediyoruz. Eti kim ithal ediyor? Bak bu çok önemli. Eti kim ithal ediyor? Tarım Bakanlığı'nın onay verdiği birkaç tane firma sadece ithal edebiliyor. Kaça satıyorlar iç piyasada bunları? 65 dolara aldıkları eti, kaça mal ettikleri eti? 600 liraya, 700 liraya mal ediyorlar. Şimdi sen bu ülkede bu insanların üretim ekonomisine geçebileceklerini düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Çünkü neden? Gelirleri kesiliyor. Çok büyük bir pay kesiliyor. Pasta dağılıyor. Ama Türkiye'nin üretim ekonomisinden başka yeşil enerjiye yani dönüştürülebilir enerjiye geçmekten başka
teknoloji sana, teknolojik anlamda katma değer sağlayacak ve ihracata dönecek bir yatırımdan başka kalkınmak için bir çaresi yok. Eğer AKP böyle bir şey yaparsa Türkiye'nin 30 senesini inşa edecek. Bak, bu dediğim şeyler olursa 30 senesini inşa edecek. Ve herkes de taşın altına hiç üzülmeden elini taşın altına koyacak. Diyecek ki evet, ben bir acı çekiyorum, ben bir sıkıntı çekiyorum ama benim çocuğum rahat yaşayacak, benim torunum rahat yaşayacak. Ama şu anda yapılan bu çalışmayla sadece AKP'lilerin çocukları ve torunları rahat yaşayacak. Öyle söyleyeyim. Yani tablo tabii şey, baktığında mesela resmi verilere göre son 2 yılda genel fiyatlar 2-4 katına çıkarken et fiyatları 3,5 katına çıkmış. Bizde restoranların yurt dışına göre daha pahalı görünmesinin en önemli nedenlerinden biri bu diye tüfe ve et fiyatları. Vallahi insanlar hani artık şey modu, hani etli yemek yapmak değil de hani nasıl yani, kıyma koyabiliyor musunuz biraz tat versin diye neredeyse modu soracağız. Bir de ya şöyle bir şey var. Dün ben yayın açmadım, bir işim vardı ve şeyden epey bir yürüdüm. Tam böyle Tophane'ye geldiğim sırada orada böyle bir aş evi var. Saat böyle 5:30 falan gibiydi, işte akşam yemeği dağıtıyorlarmış. Daha doğrusu aş evi olduğunu bilmiyordum. Yani böyle bir aş evi gibi şey yapmışlar. Yani önünde bayağı yaşlılar bekliyordu, böyle bir yani 50-70 kişi falan arası. Ya gazeteciyim, bir ara böyle bir çekecektim. Sonra böyle bir baktılar falan. Hani çekemedim ya, yani Onur. Hani vallahi çekemedim yani. Hani elim gitmedi. Üzüldüm ya yani, hani böyle de değil, böyle olmamalı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Tavuk etinin kilosu olmuş 190 lira. 750 gramlık kanadın veya butun kilosu olmuş 200-250 lira. Şimdi bugün hani herkes çok iyi bilir ki eskiden mahalledeki işte toplanırdık, işte köpeklere vermek için veya köpeğiniz varsa böyle atıl kemikleri isterdiniz kasaptan. O da size böyle bir torba dolusu verirdi. Alırdınız, kaynatır veya kaynatmaz işte sokak hayvanlarına dağıtırdık. Bahar, o verdikleri kemiğin kilosu 30-40 lira olmuş. Verdikleri boş kemik ve hala bu ülke araç satacakmış da tasarruf yapacakmış. Hadi canım oradan yani. Gerçekten bu inanası bir şey değil. Hani bunu bana sabahtan akşama kadar anlatsın. Londra swap piyasasını açsın. İşte insanları yağdırsın. Ya kardeşim, bu ülkenin gerçekten acil olarak bir takım tedbirler alması lazım. Bir kere her şeyden önce sen baskılayarak, doları baskılayarak gerçek enflasyon rakamlarını insanların önüne koymadan bu piyasayı bir şekilde tedavi edemezsin. Bir kere bu insanları, ya bu şimdi ortada bir hasta var diyelim, teşbihte hata olmaz. Sen bu hastaya astım hastası olduğunu söylemezsen bu insan ona göre yaşayamaz, ilaç alamaz. Dumanlı bir ortama girer, hayatıyla öder belki. Ya enflasyonu söylemek zor değil. Yapacağın zam mı düşünüyorsun? Evet. Hani emeklilere vereceğin 2 kuruş zam mı düşünüyorsun? Elin titriyor çünkü. Elin titriyor. Ya bugün emekli olan bir milletvekili, aktif de milletvekili ise 250-300 bin lira yakın para alıyor. Şimdi bizim emeklimiz kaç para alıyor bari? 10 bin lira alıyor. Bu ve yetimse eğer 7500 lira alıyor. Hadi geçinsinler. Bugün İstanbul'da git. Hani çok basit bir şekilde anlatıyorum. Hani iki kişi bir döner ye, salatası, rakı falan, alkolü bir kenara koy. Kola içtiğinde 1500 lira hesap geliyor ya. Evet. 1500 lira hesap geliyor. Yani A'dan Z'ye herkes artık bunu konuşuyor. Ne verdim, ne ettim, bu kadar mı tuttu? Ne? Bunlar böyle alıştıra alıştıra da olmadı. Böyle gıda zammı böyle taşırıyor. Çok affedersiniz yani. Aynen. Gerçekten öyle yani. Hani bir gecede bir anda devalüasyon olur ya. Resmen gıda fiyatları bir anda patladı. Hani ne yiyorsun, ne içiyorsun diye bakıyorsun. Hiçbir şey çıkmıyor. Yani marketten çıkıyorsun, bir poşet alıyorsun eline. 1000 lira, 2000 lira içine bakıyorsun. O içindekiler de sana bakıyor. Hani bir şey yok içinde. Hani bomboş.